Merhaba Aslan burçları ve yükselen burçları Aslan olanlar. 1-7 Temmuz haftasını değerlendiriyorum. Bu hafta önemli bir hafta. Sirius sabit yıldızının üzerinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bakalım sizin almış olduğunuz etkiler bu hafta özelinde nelermiş? Pazartesi gününe ayın boğa burcu geçişiyle başlıyoruz ve siz bir o kadar sorumluluk bilincinde, iş odaklı, işlerde yapılacaklara kanalize olduğunuz, belki otorite konumundaki kişilerle bazı gündemlerin olduğu, özellikle pazartesi akşam saatlerinde ayın Mars'la yapmış olduğu kavuşum açısından sonra bu yönde şayet işle ilgili bir değişiklik arzunuz varsa burada bir artık eylemde bulunduğunuz, harekete geçtiğiniz ve oldukça kariyer alanının hareketlendiği bir döngüye doğru girdiğinizi de gösteriyor. Yine pazartesi gün genelinde ayın Venüs'le ve Satürn'le uyumlu açıları olacak ve burada ilişkilerdeki dengeniz aslında biraz daha öne çıkmış durumda. İlişkilerde dengeliyim, dengede götürüyorum. Bu özel ilişkiler ya da iş ilişkileri hiç fark etmez. İlişkideki dengeyi gözettiğiniz ve bu dengeyi de bir o kadar sağlayabildiğiniz bir günde olduğunuzu gösteriyor. Salı günü de Ay Boğa burcunda ilerlerken sabah saatlerinde Uranüs'te bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Duygusal iniş çıkışlar olabilir. Özellikle iş ve kariyer alanında işte hiç beklemediğim bir proje bana geldi ya da hiç beklemediğim bir değişiklik gerçekleşti ve burada hani sevineyim mi, üzüleyim mi, mutlu mu olayım yoksa hüzünlü mü olayım tam olarak bilemedim. Böyle duygusal iniş çıkışların hakim olduğu, özellikle salı günü öğleye kadar olan zaman diliminde duygusal iniş çıkışların bir o kadar vurgu yaptığı bir süreçte olacaksınız. Yine Merkür ve Neptün arasında uyumlu bir açı olacak. Bu da özellikle finansal anlamda belki bazı dönüşümleri beraberinde getirebilir. İşte hem kariyer vurgu yaptı hem finans vurgu yaptı. Bu da gösteriyor ki belki de kariyerle ilgili öncesinde başvurduğumuz bir işten size olumlu ve pozitif bir yanıt geldi ve bu yanıtla birlikte evet şimdi buraya çıkışımı nasıl vereceğim, şimdi bu alanda kendimi nasıl göstereceğim gibi bir iniş çıkış da olabilir. Hem finansın öne çıktığı hem de kariyerle ilgili bazı kararların sanki alındığı bir günde olduğunuzu gösteriyor salı günü boyunca. Güneş ve ay düğümleri arasında bir kare açı olacak. Bu güneş ve ay düğümleri arasındaki kare açı iletişimsel aksaklıklar getirecek gibi duruyor size. Özellikle iletişimsel anlamda bir şey anlatmaya çalıştım, yanlış anlaşıldım, bu yanlış anlaşılma hali beni içe çekti. Kendimi doğru ifade edemediğimi fark ettim. Burada biraz böyle modum da düştü etkisi verebilir. Bir konuda iletişimsel anlamda sıkışmış hissedebilirsiniz kendinizi. Bu açıda salı gününün aktif açılarından sizin için özellikle iletişimi etkileyecek gibi duruyor. Çarşamba günü ay artık İkizler Burcu'nda ilerlerken sabah saatlerinde Jüpiter'le bir kavuşum açısı gerçekleştirecek. Bu da oldukça sosyal arkadaşlıklar alanının öne çıktığı, belki ilerisiyle, gelecekle hedefler belirlediğiniz, gelecekle alakalı yeni hedefler doğrultusunda ilerlediğiniz ve yol aldığınız bir çarşamba günü etkilerinde olduğunuzu gösteriyor. Arkadaşlarınızdan belki destekleniyorsunuz ya da sosyal çevreyle ilgili yeni bir sosyal alana dahil oluyorsunuz. Bu alanlar oldukça aktif. Uzun vadeli planlar, seyahatler, eğitim ve ticari anlaşmalar adına da hafta genelinde destekleniyor olacaksınız. Salı günü Merkür Aslan Burcu'na geçmişti ve çarşamba günü de özellikle Plüto ile bir karşıt açı gerçekleştirecek. Şimdi sizin burcunuzda ilerleyen bir Merkür var. 25 Temmuz'a kadar Aslan Burcu'nda ilerleyecek salı gününden itibaren. Ve çarşamba günü Plüto ile yapmış olduğu bu karşıt açı özellikle ilişkiler alanında sizi biraz dengede kalmakta zorlayabilir. Çarşamba günü genelinde. Burada ilişkileri özellikle masaya yatırmadığınızdan, özel ilişki ya da iş ilişkisi çok ciddi bazı konuları ele almak için uygun bir günde olmayacaksınız. Burayı dikkatli yönetmekte fayda var. Bazı söylemleriniz karşınızdakini rencide edebilir ve size geri dönüşü biraz ağır olabilir. Burada iletişim adına yine çarşamba günü dikkatli yönetilmesi gereken bir gün.
Perşembe gününe baktığımda ay yine ikizler burcunda ilerlemeye devam ederken sabaha karşı Satürn'le gece saatlerinde, akşam saatlerinde de Neptün'le bir zorlu açısı olacak. Şimdi ikizlerde ilerleyen ay özellikle sosyal çevre alanını zaten aktifleştirmişti. Dolayısıyla bu yapmış olduğu açılar da finans, para konusunda sizi biraz böyle zora sokabilir. Özellikle bankayla bir işiniz varsa, bankayla ilişkili bir konunuz ve gündeminiz varsa, bir miras beklentiniz varsa ya da birine daha önce bir borç vermiştim, bana bu dönemde ödeyeceğini söylemişti. Benim de belli başlı ödemelerim var ve o alacağımı alamıyorum ki ödemelerimi yapayım şeklinde bir finansal gerginlik olabilir. Perşembe günü hepimiz bir sabır testinden geçeceğiz. Siz bu sabır testini kendi kazançlarınız değil belki ama miras gibi, nafaka gibi, diğerlerinden beklediğiniz paralar gibi işte vermiştim geri alamıyorum şeklinde olabilir. Ya da bankayla ilgili bir gündeminiz varsa bununla ilgili perşembe gününü biraz sabır enerjisinde geçirmek önemli olacak. Çünkü buradaki etkiler biraz zorlu etkilermiş gibi duruyor açıkçası. Özellikle bankayla ilgili bir işiniz varsa bu hafta bunu perşembe gününe denk getirmeyin derim. Yine cuma günü ay artık Yengeç burcunda ilerlemeye başlayacak ve Yengeç'te ilerleyen ay özellikle kapanan fazda olduğu için bir şeyleri bitirmek, kapatmak, siz bunu daha çok içsel alanlarınızda yapıyor gibisiniz. 12. evinizde Sirius destekli bir yeni ay yaşanacak. Cuma gecesi gece yarısından sonra saat 01:57'de 14 derece Yengeç burcunda yaşayacağımız bu yeni ay sizler için özellikle şifalı bir yeni aymış gibi duruyor sevgili Aslan burçları. Hayatınızda neyin gitmediğini düşünüyorsanız, hangi konuda şifaya ihtiyacınız varsa, şifa dediğimiz şey sadece bedensel ya da ruhsal sağlıktan sonra gelen şifayı da içermez. İşte parasal alanlarımı daha iyi hale getirmek istiyorum, burayı şifalandırıyorumdur belki bu. O yüzden şifaya ihtiyaç duyduğunuz her ne alan varsa bu alanlara yönelmek, pozitif düşünmek, iyiye odaklanmak ve bırakmak istediğiniz bazı şeyleri artık geride bırakmak adına cuma günü oldukça destekleniyor olacaksınız. İçe döndüğünüz, içe çekildiğiniz, içsel bazı muhasebeler yaptığınız birkaç günlük zaman diliminden geçiyor olacaksınız. Cumartesi günü de yine bu yeni ayın etkilerini hissetmeye devam ederken ay Satürn'e uyumlu bir açı yapacak. İşte burada bankayla ilgili hani cumartesi günü resmi işleri belki gerçekleştirmek için çok uygun bir gün değil ama beklemiştim gelmemişti dediğiniz paraların belki geleceği ve bu anlamda biraz daha pozitif yönde gelişmelerin yaşanma ihtimalini vermiş durumda. Bitişler ve yeni başlangıçlar döngüsündesiniz aslında. Neleri bitirmek istiyorsunuz ve hangi yeni başlangıçlara imza atmak istiyorsunuz? Buralara kanalize olmanız oldukça yerinde olacak. Pazar gününe geldiğimizde sabaha karşı Ay ve Neptün arasındaki üçgen açı özellikle sizlerin 12. ev alanından yapacağı için bu açıyı ay yine spiritüel konular biraz daha içe dönmek, içe çekilmek, ilham almak, bazı konularda sezgiselliğinizin artması ya da rüya rehberliğinin size gelmesi, rüyayla bazı mesajların size ulaşmasını da aktifleştirmiş durumda. Pazar sabahı 06:57'de artık ay Aslan burcuna ilerliyor olacak. Pazar günüyle birlikte enerjiler bir o kadar pozitif yönde değişecekmiş gibi duruyor. Sizin açınızdan artık içsel muhasebemi yaptım, net kararlarımı aldım, beklediğim bazı şeylere de kavuştum. Pazar günden itibaren biraz daha rahatım, keyfimdeyim. Ne istiyorsam onu yapıyorum etkisi verecektir. Pazar günü sizin için oldukça keyifliymiş gibi duruyor. Umarım keyifli ve güzel bir hafta geçirirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.